Marcin İlbey'i yaşadığı ülke olan Polonya'da duramadı. Babadan yadigar aracı kaplattı. İçine malzeme, gıda, oyuncak, çocuklar için çikolatalar yükledi. Türkiye'ye geldi. Ekran başından kalkamadık ve bu arada tansiyon hastası oldum üzüntüden. Elinizden bir şey gelmiyor. Dua ediyorsunuz. Sadece dua ediyorsunuz. Yani yapacağınız şurada bir tane çikolatayla şurada çocuğa verdiğin zaman onun gözündeki ışıltıyı, sevgiyi görüyorsunuz. Yollarda insanlar zorla çeviriyorlar deprem bölgesine gidenleri, gelenleri. Lütfen gelin çayımızı için, karnınızı açtır, yemek yiyin. Böyle bir insanlar yeryüzünde yok, buna yemin olsun yok. Bizim insanımız gibi yok. Yeter ki birlik olalım, yeter ki biz bir şeye inanalım. Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Yürekteki yangın devam ederken depremzedeler hayata tutunmaya çalışıyor. Şimdi Hatay sokaklarına dönelim ve Hataylıların yaşadığı sorunları ekrana taşıyalım. Yaralı şehir Hatay'da sorunlar neler? Depremzedeler neler anlatıyor? Fulya Öztürk ve Doğukan Yıldırım ekrana taşıyacak. 6 Şubat'taki depremde en çok yıkım, en çok ölüm bu şehirde oldu. Burası kadim kent Hatay. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'dan sesleniyoruz size. Antakya'nın %80'i boş bir araziye dönüştü. Şehirde depremzedeler, Hataylılar hayata tutunmaya çalışıyor. Deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti ama acılar geçmedi, acılar dinmedi. Şimdi bir kez daha mikrofonumuzu Hataylılara uzatacağız. Sıkıntılar ne, dertler ne, beklentiler ne bunu soracağız. Şu an beklentiler aslında yani şu an her yerin yapılması gerekiyor, yollar en başından. Yani sokaklar, her yer berbat durumda. Eğitimle ilgili de sıkıntılar var yani. Birçok evde okul bulunamıyor yani genç çocuklar için. Öyle diyeyim yani. Okul olsa bile ulaşım olmuyor zaten. Çok söylüyor insanlar, şehir içi ulaşım sıkıntı. Evet, çok büyük bir sıkıntı var o konuda. Bir de bu yolların iyi hali şu anda. Yani şöyle bir sağa sola dönseniz ki görmüşsünüzdür zaten. Ya, anladığım kadar çevre düzenlemesi. Aynen. Yol evet. İşte ya yani şehir içinde yaşamın. Yollar berbat. Özellikle yollar yani. Çok sıkıntılı. Her taraf için geçerli bu. Yani Antakya'nın her tarafı için. Ve tabii ki kalıcı konutlara yani bir an önce. Yani bir yıldan sonra bu yolun öyle olmaması gerekiyor. Sadece burası değil, bu daha iyi tarafı. Yani şöyle bir biraz dolaşsanız zaten. Fulya Hanım genelde şey yani. Geziyor zaten. Ben takip ediyorum sizi. Aynen. Depremin gününden beri gerçekten sizi yani ilgiyle izliyoruz, takdir ediyoruz. Hep yanımızda oldunuz. Sesimiz oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. İnşallah yetkililer görür yani şu yolları ve daha kötüsünü. Elektrik çoğu zaman gidiyor. Çok uzun süre boyunca gelmiyor. Arıyoruz. Ulaşılmıyor çoğu zaman. Açmıyorlar. Ya da hani hızlı bir şekilde bize dönüt olmuyor. Yani öyle olsa bu elektrik kesintileri çok sık oluyor mu peki? Çok sık oluyor. Her gün kesiliyor mu mesela? Her gün değil ama yani hafta içinde bayağı bir kesinti oluyor. İnternet zaten hala yok. Yani okula giden kardeşim benim burada okula gidiyor. Ben üniversiteye gidiyorum. Kardeşimin dersleri çoğu zaman işte bilgisayar üzerinden oluyor zaten ama internet olmadığı için çok sıkıntı oluyor. Öğrencilerimiz yani şu andaki servis ücretleri çok fahiş bizim burada. Yani servis ücreti 3.000 lira olur mu? 3.000 lira servis ücretiyle öğrenci gönderiyoruz. Nerede okul? Reyhanlı'da. Antakya'dan Reyhanlı'ya servis ücreti 3.000 lira. Nasıl karşılayabiliyorsun? Kız kardeşim yani yeğenim okuyor. Mecbur olacak orada çünkü okuyor. Sıkıntımız yani her yerden maddi açıdan, manevi açıdan. Ya zor. Yaşamak zor, tarif olmaz. Yaşamayan bilmez. En Türkçesi bu. En büyük sorun sıkıntı ne? Şehirde. Hatay'da mı? Evet, genel anlamda. Kesinlikle ulaşım. Ben İskenderun'dan buraya 3 saatte geldim. Şehir içi ulaşım sorunu. Şehir içi ulaşım çok fazla var. Hani ister İskenderun'da ol, ister Antakya'da ol. Yollar çok kötü. Otobüs, minibüs az. Tabii ki az. Var ama az mı? Yeni eklemeler yapılıyor ama bir an önce daha hızlandırmalar. Çünkü başka şehirlerden buraya çok fazla dönüş olmaya başladı. Yani herkes kimse memleketinden uzak kalmak istemiyor. Biz ilk 7 gün buradaydık. Sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'dan Afyon'a gittik. Birbirinden bağımsız yerlere gittik. Ama yine herkes dönüp dolaşıp memleketine geliyor. Gelmek istiyor. Aynen hepsi geliyor. Gelmeleri gerekiyor zaten. Hani vazgeçmemeliyiz. Ev çıksın çıkmasın problem değil ya. Bir şekilde biz yaşarız. Ama Hatay'da kalalım.
kalıcı konutların yapılması, herkese teslim edilmesi, güzel bir yaşantının olması. Burada hepimiz mesela kardeşçe güzel bir şekilde yaşıyoruz, daha güzel yaşayabiliriz. Onun şeyindeyiz. En büyük beklentimiz. En büyük beklentimiz o ama bir an önce olması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki yani büyük bir alan, büyük bir şey istiyor. Zaman istiyor, biraz zaman istiyor tabii ki ama şunu da söyleyeyim, hepimizin bir an önce rahat etmesi gerekiyor. Şimdi Antakya dışına taşındık. Aha. Şimdi buraya geldik tekrar. Ziyaret. Yıl dönümü için. Yıl dönümü, evet. Hı. Çok kaybımız var, onları ziyaret. Mezar ziyareti. Evet, hocam, maalesef. Öyle. Dünürlerimiz, abim, akrabalarımız, eşlerimiz, dostlarımız hepsi öldü. Antakya'nın tekrar eskisi gibi olmasını bir an önce istiyoruz. Halen kalbimiz çok üzgün ve buruk. Yani ne diyeceğiz bilmiyorum. Torunum halen Antakya diye ağlıyor. Burada doğdular tabii, ikisi de. Tabii. Ne diyeceğim, yaşadığımız felaket herkesin gözü önünde belli. Atlatacağız inşallah bu durumu.